Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin selavat. Dersimizin konusu toplama bu. Toplamaları kitap haline getirdik. Hizmet dusturları. Yani burada kaç tane hizmet dusturu maddesi yapılmış? Kaç tane? 80 mi var? Hepsi. Evet, doğru. 80 tane var. 80 tane. Ben burada maşallah ezberlemiş ya. Bölüm bölüm abi, İhlas, Uhuvvet. He, mesela şimdi 18. sırada havari ki medeniyetin, medeniyet harikalar var ya, cep telefonu, internet, televizyon, uydu vesaire. Zararlarına kaçınmak başlığı altında bir ders. Yani ne yapıyor insanı? Nerelere sokuyor? Ona ait vecize, 3-4 tane vecizeyle başlayayım. Bu dershanede yapılmış, vakıflar yapmış. Tamamen Risale-i Nur'dan toplamadır. Sefaat ne demek biliyor musunuz manası? Lugatını söyleyeyim size. Sefaat, zevk ve eğlenceye veya yasak şeylere sonunu düşünmeden hazzı nefsi için masraf etmek, uygulamak. Sonunu düşünmeden böyle zevk tuzağı, yani zevk ve lezzet tuzaktır. Anladınız mı Muhammed? Yani sonunu düşünmeden, hiç seni düşündürmüyor. O lezzet ve zevk olta gibi, balık oltası gibi seni yakalamak içindir. Bu sefaat. Mesela doğru kullanmasan şu telefonu, balığa olta nedir? Bu da sana öyledir. Biliyorsunuz balığa kanca var ama hayvan, o kadar hayvan olmadığı için kancaya yemi kamufle ederler. Değil mi? Yani canlı hayvanı bile misineye şey yaparlar, kancaya. Oysa mekruhtur. Hani yemi, uzatıyorum ama, balık oltasına yemi kamufle ederler, balığa yedirirler. Niçin yedirirler? Yemek için. Sana küçük bir şey yediriyor, yem atıyor. Sana gelmiş insanoğlu, o kadar hayvan ki, insanoğlu sana, sahana, dünyana, denize yani. Geliyor sana yem atıyor. İnsanoğlu yapacak bunu sana. Ha, seni yemliyor ki, yemlenesin diye. Ha, o misinayı, kancayı görmüyor balık, yemlendiği için. Zahirde gözüken yem. İçinde kanca var. Onu yiyince yıllar onda seni çekiyor. Biraz direnirsen kopar diye misineyi aniden çekmez. Biraz çeker, biraz bırakır. Biraz balığı böyle tırnak yeme Muhammed. Tırnak yeme yap. Balık ne yapar? Biraz getirir, biraz bırakır. Biraz bırakır, çeker. Biraz bu işi bildiğim için. Balığı yorar. Balık yorulunca en sonra tıpış tıpış gelir. Bu yemdir, yem. Kancaya takılan yemdir. Anladınız mı? Sen nasıl balığı yiyorsun? Gülüyorsun değil mi? Atıyorsun. İşine bakıyorsun. Balık atın, tak tak tak. Yakalanınca ne yapıyor? Niye yakalandı, aptal mı? Kancayı görmedi ki. Sen de bunun içindeki kancayı görmüyorsun. Bu şu an senin gördüğün ekrandaki kancaya kamufle eden, kancanın üstünü örten özellik. Aa, şu da var, bu da var. Bunlar ye. Peki kancaya takıldığın alameti nedir? Bundan kurtulamamandır. Kancaya takıldın. Bundan kurtulamam. Kurtul da göreyim. Yemek yemesin, buna girmeden duramazsın. Takıldın kancaya. Şansın var mı? Şansın var mı? Mesnevi Nuriye'yi ver de söyleyeyim size. Aşağıda. Ha, burada. Şansın var mı? İnşallah bulurum. Kurtulma şansımız var mı? Kancaya, yani ondan kurtulma şansınız var mı? Nasıl kurtulursun? Kaçıncı sayfadaydı? Bak göreceksiniz.
123. Bak bir daha söylüyorum. Balığa kanca var. Bunu yemez hayvan. Yemle kamufle ediliyor. Kancayı atıyorsun. Adam kancayı görmüyor. Yemi görüyor. Sonra yulları başkasının elinde alıyor. Zora gelenleri, benim gibi insanlar zor geliyor. Onu da yoruyor. Getiriyor getiriyor bırakıyor. Getiriyor getiriyor bırakıyor. Belki de 10 dakika, 20 dakika sabırla avcı. Balık yorulunca artık tıpış tıpış geliyor. Bu senin seyrettiğin filmler, oyunlar kanca. Kancanın üzerindeki yemdir. Kanca arkada. Artık seni buraya muptela etmiş. Şimdi kamera çekiyorsunuz. Ses kaydı yapıyorsunuz. Bir şey yapıyorsunuz. Batarya bitiyor mu bitmiyor mu? Bitiyor değil mi? Peki burada bir iş yaparken göz gitmiyor mu enerji? Akıl enerjisi gitmiyor mu? Seni bu sömürüyor. Sömürdüğün alamet nedir? Odandan kalkamazsın. Okula gitmek istemezsin. Hayır baba. Hayır anne ya. Yok anne tamam. Üf. Hep. Bağırma çağırmalar. Bitmiş. Enerji sömürülmüş. Kalkamaz. Çocuk kalkamaz. Bitmiş. Sömürülmüş. Sömürmüş. Sömürmüş. Gözden sömürülmüş. Aklen sömürülmüş. Kalkamaz. Mesela kahve eskidendi. Adam en ağır işte Almanya'nın sanayisinde çalışıyor. Kahveye uğramadan eve gidemezdi. Ya ben rast geldim. Rast geldin mi? Ben de Burma, birisi Bremen'de Burma çalışıyorduk. Bak. Burada geldim Bremen'de eve geldim. 10 saat çalışıyorduk. Beni Maria'nın kapısına bıraktı da gidiyorum. Maria, bak şey Maria, ismi Maria'mış. Maria, ha. Yani kahve mi? İsmi Maria'mış, kahvenin ismi. Ha oraya işten geliyor, 10 saat çalışıyor. Eve gitmeden, beni burada bırakın, ben sonra gideceğim dedim. İşte bu. Ha şimdi kurt nasıl kurtulacağız? Yani şey kurtulabilir mi? Yani şu takıldığın alamet şudur Zeki. Bunsuz yapamazsın. Artık hayatın esası olmuş. Takıldığını gösteriyor. Peki kurtulamaz mısın? Onu okuyorum. Bu kadar bir yer. Küre-i arzı, küre-i arz, dünya. Bir köy şekline sokan dünyanın komplesini bir köy şekline sokan şu medeniyeti sefiye ile, şu sefi medeniyet, alçak medeniyet. Ustad mimsiz medeniyet diyor. Ne demek biliyor musunuz? Mimsiz medeniyet. Medeniyeti Osmanlıca yazarsanız, mim var ya mim, silerseniz deniyet kalır. Deniyet de alçaktır. Ahlaksız. Mimi ortadan kaldırırsan ne? Ahlaksız gibi. Ahlaksız, alçak. Mimsiz medeniyet. Yani alçak medeniyet, küre-i arzı bu medeniyet bir köy şekline getirmiş. Neyle? Aletlerle. Ne olmuş sonra? Gaflet perdesi pek kalınlaşmıştır. İnsanlarda anlayış kıtlığı olmuş. Ya bunu bu kitaptır diyorsun, basmıyor. Gaflet pek kalınlaşmış. Yani anlayış yok. Hiç ama. Feraset, basiret, dirayet, direnme, gayret, hamiyet, ümmet, ümmetçilik yok. Öyle. Yani öyle o öyle basmıyor ya, basmıyor. 100 defa da desem basmıyor. Bu dersi de dinlese bir şey yapar. Böyle. Kalınlaşmış mı? Kalınlaşmış. Görmüyor. Neye benziyor? Karadeniz'de biz araba sürerken veya otobüslerde yolculuk ederken o eskide o sahil yolu yokken dağdan dağa, dağdan dağa geçiliyordu. Bazı dağlara öyle bir sizin orada daha fazladır. Bir sis basar, bir sis basar ki bir metronunu göremezsin. Ha, bir metre. İşte kalın gaflet böyle bir şey. Önünü göstermiyor. Sis. Tadili düzeltilmesi büyük bir himmete muhtaçtır. Yani düzelmen çok büyük bir himmet. Yani gayen olacak ama senin gayretin değil de hariçten birisi seni tutacak. Himmet. Yani sen gayret edeceksin ki birisi de seni tutma iştahası olsun. Yani ciddi bir gayret göstermen lazım. Ciddi gayret gösterince o karşıdaki tarafta ciddi bir gayret de seni tutacak. Bak ciddi bir tadili düzeltilmesi
büyük bir himmete muhtaçtır, yardım. Ve keza ne oldu peki, bunlar ne yaptı? Beşerin ruhundan dünyaya nazır pek çok menfezler, pencereler açmış. Pencere yok mu burada? Aynı söylüyor değil mi bu? Ne yapmış bu? Menfezler açmış. Menfezler ne demek menfez? Delik. Delik, pencere. Menfez şu. Sonra pencereler açmış. Kim açmış? Oturuyorsun, dünyayı seyrettiğini zannediyorsun. Seni burada kilitledi. Kalk da gör. Hiçbir iş yaptırmaz. İşini bitirdi. Öldürmesine gerek yok ki, silahmasına gerek yok. Bitirdi, kafa bitirdi. Hatta abi şeylerse mesela ben bazı müşterilerle konuşuyoruz da sağda solda böyle gençleri görüyoruz, elinde bu telefonlar olanı. Sadece önüne bakıyorum. Yani ön, arka, sağ, sol, yani gelmişini, geçmişini, geleceğini falan hep unutuyor. O anı... Arabaya çarpan var. Anı yaşatıyor insanı. Şimdi bak, ne dedi? 1918 civarlarında Mesnevi yazılmış. Lozan diyor ki, 100 yıl. Bu 100 yıl önce. Ve beşerin ruhunda dünyaya nazır, nazır nazar eden, bakan, nazır nazar bakmak yeri. Pek çok menfezler, pencereler açmış. Aha pencere. Pencere dur sen. Hido, pencere açmış bu. Nereye? Hepsi buradaki gibi gözükürken, sen inanıyor musun her şey burada? Bu bakma yeri. Seni oraya alıyor. Oraya. Açmış. Şuraya bak. 100 sene önce yazılan tefsire bak. Bak şu. Şu bir tane şeydir. Bu penceredir arkadaşlar. Bunun içini seyrediyorsun zannediyorsun. Bu pencere. Anladın mı? Bundan bakıyorsun. Tekrar da bunlar. Bunlar. Bununla bakıyorsun. Anladın mı? Bunun içine bakıyorsun zannediyorsun. Hayır, bu sana kanal açmış. Peki, bunların kapatılması, bu pencerelerin, bak Murat olsa da dinlesin. Pencereyi bak 100 sene önce diyor, pencere kapatılması lazım. Ya bunu nasıl söylemiş ya? Bunu nasıl kapatacaksın bu dosyaları? Kapatma diyor ha, 123'ü okuyorum. Bunların kapatılması, hadi kapat, 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 kapat da geleyim. Neyle mümkündür kapatılması? Ancak Allah'ın lütfuna mazhar olanlara müessir olur. Bir daha okuyayım. Murat'ım gel. Bu pencereler açılmış mı abi? Bak açılmış. Kapatılması. Kapatılması nasıl kapatacağız da bundan çıkacağız? Bu pencereymiş. Buna bakmıyoruz. Bununla bakıyoruz. Buna bakmıyoruz. Bununla bakıyoruz. Bunun kapatılması ne diyor biliyor musun Bülent? Bunun dosyaları kapatmak diyor da Lazcası, Türkçesi, Kürtçesi bu işte. Çerkezcesi bu. Kapatma diyor ya. 100 sene önce. Kapatılması neyle kapatacağız? Kapat da çık hadi. Ancak bir şartla ümit. Ancak Allah'ın lütfuna mazhar olanlara müesser olur. Ancak Allah lütfedecek de çıkacaksın. Yoksa hiç şansın yok. Bitti. Gömüldü gitti. Sana selam olsun. Selametle kal. Bitti. Her şey bitti. Beyin sömürüldü. Beyin enerjisi bitince alameti bak nedir? Bak. Çekiyorsun. Ses kaydı, görüntü vesaire. Pil bitmiyor mu? Ha. Göz çekmiyor mu? Kulak çekmiyor mu? Düşünmüyor mu bu? Batarya gitmiyor mu? Ruhtan gidiyor işte. Enerji şöyle söylüyorum. Bak hiçbir şey yok. Konsantre olsa mı öt diye. O enerji neredeydi? Ruhta. İşte göz çekiyor. Kulak kaydediyor. Akıl düşünüyor. Hücreler, hormonlar, kaslar. Enerji harcamıyor mu? Bu nerede imal ediliyor? Ruh imal ediyor.
ruh enerjisi. O belirli bir dönemden beri çocuk seyretti. Sömürüldü, 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 sömürüldü. Bak, hop, 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 sömürüldü, sömürüldü. Artık çocukta nesil dolmaz, çocukları dolmaz, kısırlık çoğalacak diyor. Kısır. İştah olmayacak cinselliğe. Anladın mı? İştah olmayacak. Kısırlık çoğalacak. Alametlerini söylüyorum. 3. Bağnaz olacak, geçimsiz olacak. Yerden kalkamadığı için öfkeli olacak. Geçimsiz olacak. En büyük özelliği de tembel olacak. Asla yerinden hani getirse bile kavga için annesiyle babasıyla bahane arayacak. Bu bitmiş böyle. Hayır anne. Hayır. Karışma zaman. Odadan çıkmaz. Ondan sonra orada küçük dünyasında gömülecek. Kim kurtulabilir? Bunların kapatılması, bu dosyaların kapatılması, kapatabilecek. Ancak Allah'ın lütfuna mazhar olanlara müyesser olur. Nasıl kazanılır bu? He? Allah'ın lütfunu kazanmak. Mesela bak, bu arada 56 yaşında benim. Selahattin abi benden yaşlı kaç? 69. 69. Muhammed en küçüğümüz kaç? 11. Bak oradan beri varız. Niçin söylüyorum? Soruna cevap için. Böyle küçükten büyüğe, kadına, erkeğine, dününe, bugüne derslerine devam edecek, tesbihatı yapacak, her gün risale okuyacak, laf dinleyecek babasını, annesini veya annesi babası, o da bu kuyuda ise abisini, hocasını, ablasını dinleyecek, laf dinleyeceksin. Ben yapıyorsam YouTube'lara şunlarla, benim Facebook, Twitter'ım varsa siz de beni dinlemeyin. Bak şeytan, beni dinlemeyin. Tesir etme zaten. Ama benim yok. Benim yok. Girmeyin. Yapmayın. Nasıl kurtulacaksın? Laf dinleyeceksin. Abi bir hadis-i şerif okumuştum da bir manayla değil. Ümmetimin helaketi sefih gençlerin elinden olacak diyor. Ya. Sefih gençlere. Dört çıktık var ya Rüştü abi. Orada kıyamet alametlerinden bahsediyor. Al iki cilt, iki cilt getir de oradan nakledeyim. Kıyamet alametlerinde Allah Resulü diyor ki şu 15 şey gerçekleşmedikçe kıyamet kopmaz. Bir tanesi de bunu anlatıyor. Bunu anlatıyor. Ne anlatıyor? Yaşlılar emri bir marufu terk eder. Gençler hayasız ve hırçın olur. Utanma olmayacak. Yaşlılar da emri bir maruf, neyi an-i mülker yapmaz. Yani hizmete sahip çıkmaz. Bir tanesi bu. Şarkıcı kadınlar ve çalgı aletlerinin çoğaldığı zaman, üç, en birincisi şuydu. Bir milletin en alçağı ilk adam olmadıkça, iki, çalgıcı kadınlar ve aletler yaygınlaşmadıkça, yüksek şeyler olmadıkça, ondan sonra çocuklar hayatsız ve hırçın olacak. Yaşlıları emri bir maruf, neyi an-i mülker yapmayacaklar. Vesaire. Bu 1400 sene önce söylüyor. Ya bu aslımıza hepsi uyuyor. Evet. Hepsi var. Bitti, bitti canım. Şimdi kurtulmaya çalış. Rüştü abi bana dedi ki, Türkiye'de otur, oturduğun yerde, Türkiye'de bile olduğun yerde ol, kendini ve yakın dostlarını tut, kurtarmaya çalış. Himmetini dağıtma. Gitme bir yerlere. Bana bak. Çünkü şaşırdım. Tebliğ durdu dedi. Allah Allah. Tebliğ nasıl durur? Adam alim ve filozof. Zübeyir abi, Tahir abinin şey, davacı, ustad da iki tane mektuplaşması var Rüştü abinin. Dinimizde der ki diyor, öyle bir zaman gelecek ki tebliğ duracak. Ne zaman? Allah Resulü söylüyor. İki şey olursa tebliğ durdurun, kılıcınızı körleyin, kılıfına koyun ve evinizden çıkmayın. Neymiş iki tane? Bu iki şey olursa bak, kılıcınızı körleyin, kılıfına koyun, evinizden çıkmayın. İki şey olursa, mucibince amel yapılmaz. Bir,
İki, kişi kendi reyiyle, kanaatiyle hareket ederse sistem lideridir. Çünkü almaz. Mucibince amel, yani bildiğiyle yaşamaz. İki, dini, okuduğu metni kendisine göre anlar, budur zanneder, başka mana mertebesini kabul etmez. Kendisi metbu ve tabi. Yani kendi pişir kendin ye. Kendisi anlayışını putlaştırır. Mucibince hareket etmez. Kendi mucibince bir de anlayışını, kendi anlayışını esas yapar. Kur'an'ın dini kendisine göre yorumlar. Yani alimlere kulağını kapatır. Mesela İmam-ı Şafii. Biz de alimiz. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. İmam-ı Azam. Hazreti Ali radıyallahu anh. Böyle var ya televizyonlarda çıkıyor. Dini tamir davasında din tahripçileri. Anladınız mı cümleyi? Dini tamir davasında din tahripçileri. Demek ki mucibince amel yapılmaz ve kişi kendi reyiyle hareket eder. Anlayışını esas yaparsa, diğer anlayışlara kulağını kapatırsa, yani ulemanın, alimlerin derslerine, izahlarına kafayı kapatırsa, siz kılıncınızı körleyin, kılıfına koyun, evinizde çıkmayın. Dedi ki, bu var mı Hasan dedi. Var abi dedi. Peki dedi, gayret var mı dedi. Var abi dedim almaya da gayret eden var. Risaleleri de dinle var. İşte o zaman. Yani anladınız mı? Abi o ne demek peki kılıcı körlemek? Şuna benzer bir hadisi var. Herkes kendi görüşünü benimsediği zaman diyor. Evet. Sen diyor kendi tenkanı tenha bir yere çekil, kendi şey yapma. Kendilemiş kural. Kılıç, şimdi girmeyelim. İki tane dinde iki tane tabir çok ilginçtir. Sırat köprüsü iki o tabirle tanımlanır. Sırat köprüsünün iki tane sıfatı var. Nedir o? Kıldan ince. Kıldan ince. Kılıçtan keskin. Kılıçtan keskin. Başka bir tane de yerde kullanılıyor. Şeriat. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dünya neyin üzerindedir ya Resulallah? Kalem ve kılıç. Seni de dedin, şeriat kılıncı kestiği yer aramaz. Şimdi biz girersek konumun dışına çıkalım, bu konumun içindeydi. Yani gençler mutlaka babanıza itimat edilir insanlardır. Girmeyin şu zıkkıma fazla. Anne babanızın söylediği yere girin. Eğer bak şu anda gücünüz yeter, imal ediyor. Öyle bir zaman gelecek ki buna muptela olacaksınız ve bundan bir daha çıkamayacaksınız. Ruhun imal ettiği enerji koltukta bitecek. Yatak odanıza bile gidemeyeceksiniz. Koltukta uyuyacaksınız. Televizyonun karşısında koltukta uyuyacak. Yatak odasına ne zaman gidecek biliyor musun? Yarım saat koltukta demlenince o yarım saat ruhun imal ettiği enerjiyle televizyon salonundan yatak odasına gidebilecek kadar enerjiniz olacak. Dersten hep zayıf olacak. Evet. Anladın mı? Bak mesela televizyon. Ondan sonra koltukta bitti. Gitsin hadi yatağa. Gidemez. Ne zaman gidecek? Yarım saat ruhun bedene indükleyeceği, imal edeceği enerjiyle yatağa gidecek. Dur. Yarım saat demlenecek koltukta. Uyandığı zaman ancak yatağa gidebilecek kadar enerjisi kalacak. Zor gidecek. Bir kısım da koltukta orada. Kül tavuk gibi. Gece olunca gözü kör oluyor. Ve bulunduğu yerde çömeliyor. Abi hep ben şunu duyuyorum. Mesela adam işe gidiyor, çalışıyor. İşten geldikten sonra çok yorgun oluyorum diyor. Televizyonun başında yığılıyorum diyor. Aslında bütün enerji evet, orada da tam bitiriyor. Bitiriyor. Televizyon. Ne yapar? Medyanın sefaat kısmı, sefaat ne yapar? Milyonlarla insana kebair işletilip günah sokar. İki, beşeri vesayeti sefaate teşvik eder. Yani eğlenceye ve tembelliğe götürücü, aslını unutturacak, vazifesini unutturacak
bu alışkanlıkları kazandırır. 3. Beşeri tembelliğe hevesata sevk eder. 4. Beşerin lüzumlu vazifelerini noksan bıraktırır. Ezan okun, tamam canım. Oo, akşama ne kadar var falan, 10 dakika var hemen namaz alacak. Lüzumlu işlerini geri bıraktırır. 6. Beşere lazım olan sahip şefki kırar, çalışma şefki kırar. Yani kanaat etmez. Ya ben ne çalışacağım? Bedava para gelmesini bakar. Kanaatı az olur. Kanaatı teslim ve tevekkülü az olur. Çalışma olmaz. Havadan babadan geçirmek ister. 6. İktisat ve kanaatı bozar. Sefa telefonlarla meşgul olan iktisat ve kanaatı olmaz. İsraf da Süfyan'ın tuzağıdır. Süfyan'ın en büyük tuzaklarından bir tanesi israfa alıştırma. İsrafa alıştırdı mı boğazına yular takıldı. Şimdi bir kanepeye borcum var, cep telefonuna aidatım var, internet şeyim var, uydu şeyim var, bu var, o çıktı baba, bu alet çıktı, bu lazım, buna kayıt olacaktım, internetim kontrolüm bitti, bilmem ne yaptım. Ayda belki de buraya göre 100-150 euro gidiyor. Şimdi ne yapıyor? Senin yularını tak, onu kazanmak için ne yapacaksın? Derslere de giremeyeceksin, iş yapacaksın. 7. İsraf ve hırs ve tamayı ziyadeleştirir. Aletler. 7 ve 8. Zulüm ve harama yol açar. Şimdi birkaç tane veciz okuyorum. Bunu inşallah okumanızı isterim böyle. Aklı ve fikri kalbi dağıtarak manevi divane yapar. İslamiyet ve hakka tarafgirliğini kaybettirir. Başka? Hakaik imaniye ve İslamiyeye ait zevkleri ve şefleri kırar. İmani derslere, namaz, oruç, zekatta, namaz kılmaktan, ders dinlemekten şefki kırar, lezzet almaz. Veya ders dinliyor. Hakaik imani ve İslam'a ait zevkleri ve şefleri kırar ve kalpleri serseri eder ve manen öldürüp dinsizliğe yer izhar eder ve bir tane de ben ekliyorum, zalime tarafkir edip, zalim küfre tarafkir yaparak kafir yapar, kandırır seni. Şimdi buna ait vecize birkaç tane vecize okuyorum. Nasıl ki havariki medeniyet, medeniyet tarikaları iken, bunun karşısında değiliz. Bu kimin elindedir? Yani bunu senin elinde demiyorum. Bunu yöneten, bu oltadır. Bunun oltanın ucu kimde? Bu havariki medeniyeti, medeniyet tarikalarıdır. Ama bizi bağlamış. Yani bunu doğru kullanabilsen, kanaat edebilsen doğruya, nimet ilahiyedir. Havariki medeniyet namı altındaki ihsanat ilahiye, bu ihsanat ilahiyedir. Bak ne kadar büyük nimet var. Mesela şu kamera nimet ilahi. Bu dersler size geliyor. Öyle mi? İhsanat ilahiye, bu mimsiz, gaddar medeniyet, mimsiz, medeniyetin mesi yok. Alçak, deniyet demektir. Mimsiz, gaddar medeniyet, hüsnü istimal ile, bunları hüsnü istimal ile şükrünü eda edemeyerek tahribata sarf edip küfrani nimet ettiği için, nimeti nimet olduğundan çıktınca, küfrani nimet ettiği için öyle bir tokat yedi ki bütün saadeti hayatiyi kaybettirdi. Kastamonu 71. Öyle bir hale getirdi ki, öyle bir tokat dedi ki aile düzeni, huzuru kalmadı. Yemek yiyecekler, ekmek arası bile yapanlar başlamış. Odadan çıkmıyor, odasına ekmek arası götürüyor. Baba ayrı yiyor, oğlan ayrı yiyor, çocuklar ayrı yiyor. Lan biz öyle büyüdük, öyleydi. Çocuk, hanım evde bekler. Herkes toplansın, beraber yiyelim. Öyle değil mi? Biz sabah beklemiyorduk. Şimdi beklemiyor muyuz dershaneye? Hadi gelelim. Namazı da bekliyoruz. Şimdi ekmek arası
bile odaya yapıyorlar. Televizyonu var, yetmiyor, odada, odadan çıkmıyor. Huzur mu kaldı? Ha, bunu yapmış. Sonra nefesi zehirli. Burada konuşanlar var. Ennefâsâti fil ukâdı. İp var ip. Dümat, ukde. Mikrofon. Anam. Muhammed, Zeki, Enes. Almanya'da mısınız? Beni dinleyin. Babayı dinlemeyin. Tamam. Şu videoya gir. Şuna da gir. Bak bu şöyledir. Artık evde annem ve babam bağırıyor. Enes! Daha gelsene Enes! Babayı kendim ya. Yobaz ya adam ya. Ondan sonra sen dinleme babanı. Diyor. Dinleme babayı. Baş ver. Onu seyret. Yemeği de unutmuş. Bünyesiz ölmüş. Ecdat bir deve yavrusu yer. Cihatta da böyle gider. Şimdi rüzgarla devriliyor. Bünye de bitmiş, cinselliği de bitmiş, nesil de yok, evlenme şeyi de yok, iştaha da yok. 30-40'a gelmiş düşünüyorum. O zaman 15-20 yaşında çocuğu oluyor. Yani bu nesilde nesil üreme gücü de yok. Suni suni ilaçlar başlamış. Nefesi, yani buraya bu videoyu atanlar, konuşanlar, nefes o. Zehirli, başı sarhoş. Şahıslardan radyoya ders almak. Eskiden radyo vardı. Kutsi ve mühim vazifelerine de tam zarar ediyorlar. 35-37 Kastamonu. Başka bir vecize. Evet bu zamanda merak ile ama merakım var. Radyo vasıtasıyla ciddi alakadarane küre-i arzdaki boğuşmalar merak edip bakanlar. Televizyon. Televizyon bakanlar. Yani o ne oldu? O nereye gitti? O devlet ne yaptı? Mesela şöyle bakın bakalım. Bugün kaç saat habere gitti ömrünüz? Peki ne yaptı? Peki sen bildiğin olayı değiştirdin mi? Yok. Bir sürü sıkıntı ya. Moralim bozuldu. Can sıkıntısı oldu. Bak radyo vasıtasıyla ciddi alakadar televizyonla ne yapacaklar? Küre arzdaki boğuşmalar merak edip bakanlar ne olacak diyor. Dikkat edenler maddi ve manevi pek çok zararları vardır. En azından zalime taraftar edebiliyor. Zulmünü ortak ediyor. Ondan sonra en azından kutsi zamanın gidiyor. Moralin bozuluyor. Şefkin gidiyor. Ümitsiz kalıyorsun. Yeisi atıyor seni. Atıyor da atıyor. Peki ne oluyor sonra? Ya aklını dağıtır manevi bir divane olur. Ya kalbini dağıtır. Mesela senin için dediğin ya kaymadı. 5 dakika bile tahammülsüz duramıyor değil mi o haberi bakmadan? Ne diyor 5 dakika? Ne oldu diyor? 24 saat izliyor. 24 saat haber izliyor. Tek o kanal. O kanal. Peki 5 dakika tuvalete gitse o diyor ki o 5 dakika ben tuvaletteydim ne bir şey oldu mu diyor. Değil mi? Tamam merak. Allah Allah. Ben bir yerde gördüm tövbe estağfurullah ama çok az yerde gördüm. Tuvalete girdim, tuvalete de televizyon gördüm. Otururken, aman yavrum, bitti. Abi. Ne olur? Ya aklını dağıtır manevi bir divane olur. Ne demek? Manevi divane, doğru düşünemez. Olayları birleştirmez, zahire bakar, zahire göre hükmeder divane. Oysa bir, tiyatroda oynayanlar var, Ümit. Tiyatroda, yani siyasi, var ya şu Türkiye'de ve Almanya'da. Siyasi aktörler, siyasi liderler. Bunlar hiçbir methalleri yok. Bunlar aktördür. Bunların iyi yaptı, kötü yaptı, zındıktır, kafirdir, Müslümandır. Bu tiyatroda oynayanlar var. Bir de bu tiyatroyu yazanlar var, senarist. Bir de senaristlere emreden var, böyle bir şey yaz. Emredenler, senaristler, yani filmi yazanlar, bir de filmi oynayanlar var. Biz avamlar, tiyatroda olanları severiz veya düşman oluruz. Oysa arkası hiç de öyle değil. Mesela gübre zahirde pistir. İnsan pisliği pistir. Ama doktora veriyorsun arkasında senin içini tarıyor. Ne hastalığın var onu şey yapıyor. İşte zahiri baktığı için ya aklını dağıtır manevi bir divane olur ya kalbini dağıtır manevi bir dinsiz olur. Ya da fikrini dağıtır, manevi bir ecnebi olur.
Kastamonu 37. Yani gavur gibi düşünür, Müslüman gibi sevemez. Bak, gavur gibi düşünür, Müslüman gibi sevemez. Müslüman gibi anlayan arkayı göremez. Yani siz zannediyor musunuz ki Türkiye'de de Almanya'da vitrinde olan gibidir? Lisan-ı siyasette lafız mananın zıttıdır der usta. Yapacağız, yapmayacak. Yapmayacağız. Yapacak o. Tamam. Getirdik, getirmedi. Vereceğiz, vermeyecek. Bak, lisan-ı siyasette lafız mananın zıttıdır. Biz zahire bakarız. Oo, bu adam var ya, rezilin birisi. Oysa bir başkasına çalışıyor. Biliyor musunuz? Safınızda olan dostlarınız içinde ne kadar ustad diyor ki, bu dostlarım içinde çok ne var? Münafıklar vardı. Karşında o düşman zannettiğin var ya senin. Onların içinde çok senin dostların var. Anladın mı? Çok acayip. Mesela çok Hristiyan dinsiz Türkiye'de imam şu anda. Çok Müslüman kişi, istihbaratçı, alim gibi Avrupa'da, kilisede papaz. Acayip. Ya. Bak ha, Bilemen'in belediye başkanı, şimdi kim önceki mi bilmiyorum. İşte dedim ya, Polat'ın bir türlü dağıtıma gelmedi o ilçenin adı. Orada Merkez Camisi'nin imamlık yaptım diye, hem de kaç sene, 15 sene. Ondan sonra vazifesi bitmiş. Burada Bilemen'de Türk şenliğinde, ondan sonra bir tanesi çağırdı, sen falan ilçeli misin demiş. Hem de Türkçe konuşuyor, aksanlı. Ondan sonra, nasıl anladın başkanım dedi. Ben orada dedi falan, ne yaptın dedi sonunda. Ben 15 sene falan caminin imamıydım dedi. Adam resmi söylüyor. Yürüyüşünden anlamış abi. Evet, yürüyüşünden anlamış, evet. Oradaki halk demiş, yaya şeyde olmaz, caddenin ortasına yürür. Konya'da bastıkları zaman da bir de akalet küfürledi. Nereye basıyorsun? Sen oralısın diye. Ya neydi ya o Polat'ın bitişi şey ya? İşte bir bak hele ya çoğu. Ondan sonra Polat'ın ilçelerini sen, Ankara ilçelerini sen yapar mısın? Ben hemen sana söyleyeceğim. Eylül'e başlayınca şey var. Ondan sonra o orada vazife yapmış. Aa, Bilemen Belediye Başkanı. Şimdiki ve önceki. Ondan sonra. Şimdi kaç dakika oldu? 40 dakika. 40 dakika oldu. Yani aslında yeter size. Daha ilerletmeyelim. O ilçeyi şey yapsın, şu şey yapayım. Abi elma da. Yok, geç. Etimeskut. Yok sen. Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmedağ, Etimeskut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana. Sen demiş Haymanalısın. Onlar yaya yürüyüşünde yürümezler. Caddenin ortasına yürürler. Konya'ya bastıkları zaman da bir daha kalit eder. Sen Haymanalısın dedi. Başkanım sen nerede biliyorsun? Ben orada 15 sene imamlık yaptım. Bak CIA ajanı İzmir'de kaç sene? 8 seneden beri papazmış. Hoca daha yeni. Osmanlı'nın adamı Bulgaristan'da, Yunanistan'da, Londra'da papazdı. Peki buradaki siyon kurtlar çok güzeldi, tadında kalsın. Yani o demek ki kısacası telefonları bırakmayacağız, oynayacağız, tamam mı? Odamızdan çıkmayacağız, kısa yapmayacağız inşallah. En azından şu kar var, tamam. Hakikaten bunları da diyen de kalmadı. Televizyona karşı çıkan dini cemaatlerin televizyonu var şu anda. Bu hale gelinmiş. Kardeşlerim uzak durun. Uzak durun. Hipnoz ediliyor, sihir yapılıyor, subliminal yapılıyor. Beyinler işgal altında. Onun delili kurtulamıyoruz. O nispetle işgal altındasın. Vahir davahum enilhamdillah rabbil alemin el-Fatiha.